Arkadaşlar hoş geldiniz. Belki de tüm spor dallarında merak edilen bir soruyla sizlerle birlikteyim. Erkeklerin bir numarası, kadınların bir numarasıyla karşılaşsaydı nasıl bir maç, nasıl bir oyun veya e, nasıl bir sonuç ortaya çıkardı? Bugün bunu satrançta incelemiş olacağız. <laughs> Tabii ki Aklıma ilk gelen soru teniste böyle bir oyun oynansaydı nasıl bir sonuç ortaya çıkardı? Mesela Federer'le e tabii ki bir numaralar değişiyor ama Federer'le ya da Djokovic'le veya Nadal'la e, Serena Williams veya Sharapova oynasaydı nasıl bir sonuç ortaya çıkardı? Galiba bunu Sharapova ile Federer mi denemişti? Belki bunu sizler yazabilirsiniz. E, sanki ben böyle bir şey hatırlıyorum ama tam e, sonucunu veya e, gerçek bir oyunu... E, hatırlamış değilim o yüzden yorumlarda bana yardım edersiniz diye düşünüyorum. Tabii ki bu satrançta da olunca bu video bence e, satranç dışındaki kişilerin de ilgisini çekecektir diye düşünüyorum. Tabii ki İngilizcede bunu doğru yapmıştı ve ben de bunun Türk versiyonunu yapmak istiyorum. Analizler aynı olmayacak ama onun da hakkını verelim istiyorum burada. Kendisine de sevgilerimizi gönderiyoruz. Evet Beyazlarda Magnus Carlsen, siyahlarda Hui Yifan 2018 yılında karşılaşıyorlar. Magnus Carlsen o zamanların e, dünya şampiyonu hala günümüzde de dünya şampiyonu tabii ki e, ve uzun süredir bir numaralığını devam ettiriyor. Hui Yifan da kadınlarda bir numara olmayı devam ettiriyor ama kadınların dünya şampiyonu değil çünkü birazcık daha bu kategoriden kendisini soyutlamak istiyor ve e, kendisi genelde genelde yar yarışmayı tercih ediyor ve e, Fanda ilk yüze girmiş sporculardan bir tanesi diyelim ve e, bakalım bu ikili arasında gerçekleşen oyunda neler olmuş. Beyazlar Karsen'le oyuna C4'te başlıyor. E6, at C3 ve D5'in ardından D4 ile at P6 ve aslında İngiliz açılışıyla başlayan ve vezir gambitine dönüşen bir açılış izliyoruz. C çarpı D5, at çarpı D5 ve burada tabii ki E3 ve E4 seçeneklerden bir tanesi özellikle merkeze gelmişken o at. E4'te siz bunu kovabiliyorsunuz ve at C3 ve C3 ardından C5 ve merkeze böyle bir baskı var. Şimdi E3 ile aslında e, çok özür diliyorum. C5'e aslında D4'ü siz tutmuş oluyorsunuz ki aynen böyle gerçekleşiyor. C5, fil D3, C çarpı D4, E çarpı D4, A C3 ve B C3'ün ardından konuma baktığımızda aslında merkezde bütün taşlar kırışılmış oldu. Daha önce bir iki hamle önce bir gerilim vardı. Gerilimi tutmayı tercih etmedi siyahlar ve e, tüm taşları aslında değişmiş oldular burada merkezde. Şimdi burada tabii ki güzel bir hamle. Normalde vezirin erken çıkmasını e, çok fazla e, tavsiye etmeyiz çünkü vezir erken çıktığında genelde tehditlerin e, tehditler sebebiyle aslında tahtada birazcık dolaşır ve hamle kaybettirmiş olur aslında veziri erken çıkan e, kişiye ve onun karşılığında da karşı taraf aslında tüm taşlarını oyuna koymuş olur ama burada farklı bir durum var şimdi burada siyahlar vezir c7 geliyor ve şimdi vezir c7'den sonra aslında bu file dikkat etmek lazım çünkü fil artık C3'ü korumak durumunda ve aynı zamanda F4'e yani vezirin kestiği o kareye gelemiyor konumda ve mecburen beyazlar burada fil D2 oynamış oluyorlar ve vezir C7 hamlesi aslında bir hamle kazanmakta oluyor diyebiliriz. Ee, Tabi aynı zamanda C1'deki fil de D2'ye gitmiş oldu ve C3'teki piyonu korumuş oldu. Şimdi at D7, vezir G4 Burada tabi ki vezir g3 de isteklerden bir tanesi olabilir ama tabii ki ilk istek burada vezirin g7'ye basması ve vezir g7'den sonra aslında vezir g7 isteğinden sonra bu fil burada rahatça oyuna çıkamayacak. Ve fil e7 fil d6 oynayamadığı zaman da rock da atması mümkün gözükmüyor. O yüzden at f6 oynandı vezir g3, vezir çarpı g3, hg3 ve fil d6 oynanan hamlelerden bir tanesi oldu. Şimdi at b 3e çıktı. Beyazlar da taşlarını gelişmeye devam ediyor. B6 ve artık B6'dan sonra bu filin fil b7'den bu çapraza bakacağını görüyoruz. Şimdi a4. A4'ten sonra aslında konuma baktığımızda burada b6'dan sonra a5'in hemen gelebileceğini görebiliyoruz ve burada fil b7 Fil bey'den sonra tabii ki kalenin de bu hatta açık olması sebebiyle aynı zamanda tabii ki A hattının da hemen açılabilmesi sebebiyle aslında siyahların uzun ok şansı ya da kısa ok şansı pek kalmadı gibi mecburen ya şah D7'ye ya da şah E diye saklanmak durumunda kalacak ki öyle de oluyor. A5 şah E7 gelince beyazlar da tabii ki rok planını devreye sokmuyor ve şah E2 oynuyor o da. A t 4e gitti. Şimdi tabii ki Buradaki fil çiftini hemen vermek istemiyorsunuz. Siz fil birle hem F2 bir baskı korumuş oldunuz. Hem de burada e, hem C3'ü tutmaya devam ediyorsunuz. Hem de e, filinizi kaçmış oldunuz. Şimdi H6 ile H6'ındaki problemler çözülmüş gözüküyor. C4 ve at F6'nın devamında şimdi fil C3'e gelmiş oldu. File 4'e gitti artık filleri kırışmak istiyorlar. Kale HB1 tabii ki. Burada çok fazla ilgilenmiyor. Çünkü eğer alsa yine at e4 gibi bir te tercihten sonra fili kaçmak durumunda. O yüzden beyazların hamle kaybetmeye niyeti yok. Ee, ama siyahlar da belki de karsenle oynamanın e, verdiği bir dezavantajla birazcık taşları kesmek. Ve oyun sonunda en azından fil çiftini kesmek. Oyun sonunda da e, belki bu zayıf piyonlara basarak. Henüz zayıf değiller. Ama oyun sonunda zayıf olabilecek bu piyonlara basarak e, ee, belki de oyunu hem eşitliğe hem de belki kazancı götürmek istiyor olabilirler. Fil çarpı D3, şah çarpı D3, at D7'ye gitti. Ve şimdi at D2'nin devamında atın artık E4'e zıplayabileceğini görüyoruz. Kale D8'e gitti. At E4, fil C7 tabii ki fili orada hemen vermek istemezsiniz. Fil B4 şah ve tabii ki filin buradan aslında bu çaprazdan çıkması birazcık daha beyazın lehine oldu ve beyaz artık bütün siyah kareleri burada kontrol edebiliyor vaziyette oluyor. Yapacak fazla da bir şey yok. Belki at C5 hamlesi aklınıza geliyor ama at C5 çok fazla bir şey elde etmiyor. Çünkü piyonla alamazsınız bile açmazdan dolayı. Direkt siz burada atla veya fille alabiliyorsunuz ve devamında da piyon kaybetmiş oluyor siyahlar. O yüzden şah E8 gelmek zorunda kaldı. Şah E8'den sonra tabii ki şah Belki G8'de olsa daha farklı bir şey konuşacaktık ama Şa E8'e sıkışıp kalmış durumda. F4 tabii ki hemen e, burada merkeze baskıya arttırmış oluyor ve aynı zamanda E5 tehditlerini de kesmiş oldu. Kale A8 ve AB6 AB6 kale A7'ye kadar inmiş oldu. At B8 bu çok güzel bir hamle çünkü At B8'den sonra artık siz burada At C6 tehdidiyle Verfili ver kaleyi diyorsunuz ve artık kaleye A4'e dönmeniz de birazcık kötü bir konumda bırakacak sizleri. O yüzden çok fazla istediğiniz bir hamle değil ve alt C6'ya bir çözüm bulmak durumundasınız ve o çözümü çok ilginç bir şekilde Karsen şöyle buluyor. Biliyorsunuz siyah kareleri özellikle D6'yı tutan bir fil var ve o fili e, almak aslında belki bütün konumu zayıflatmış olacak siyahlar adına. O yüzden kale çarpı C7 gibi çok güzel bir hamle geliyor. Kale çarpı C7 at D6 ve artık şahınızın kaçabilecek çok fazla yeri yok. 3 e, tane yer sayabiliriz aslında bu noktada. Ama bu siyah karelerde şahı barındırmak pek doğru gözükmüyor. O yüzden şah D7'ye gitti. Tabii ki pek doğru gözükmüyor derken şah F8'e gitseydi tabii ki e, tekrardan o e, kaleyi alabildiğiniz için geriye. O yüzden çok fazla e, bunu tercih etmiyor. En azından kalite geri bu konumu oynamak, kalite önde bu konumu oynamak istiyor bence Hu fan O yüzden şah D7 geldi ama tabii ki şah D7 de F7 piyonunun düşmesi anlamına geliyor. F7 düşmekte kalmıyor. Aynı zamanda at çok güzel bir E5 karesine oturmuş oluyor ki birazdan izleyeceğiz. At F7, kale de C8, at E5 hem e, şah diyorsunuz hem de C4'ü tutmuş oluyorsunuz bir noktada aslında. Ve bu at buradan e, çok kolay bir şekilde kalkmayacak. Çünkü piyonlar artık atı tehdit edebilecek karede değiller. Şah E8'e gitti. Fil D6'ya döndü. Birazcık rahatsız ediyor tabii ki. Kale B7 çok pasif konumda kaldı siyahlar. Ve belki de kalite fedasının karşılığını bu hamleyle de almış oluyor. Çünkü C5 oynuyor. C5'ten sonra siz... Mecburen aslında burada beklemek zorundasınız. Aksi takdirde alırsanız tabii ki burada kale düşmüş oluyor. O yüzden at C6 oynandı. At C6'dan sonra kale B6, kale B6 ve cb 6 Tabii ki buradaki taş değişimlerinin amacı B6'daki güçlü piyon ve devamında tabii ki bunun vezir olma hayali var. At D8, Şimdi burada tabii ki B7 tehditlerini her zaman tutmuş oluyorsunuz. Fil c gitti o sabitledi. Kale A8 şah C4 şah ilerlere girmek istiyor tabii ki. At B7 şah B5 ve kale A2'nin ardından arka taraflar birazcık sıkıntıda. Bunları tutmanız gerekiyor tabii ki. B6 piyonunun önüne adeta bir set çekti bu at. Ee, ama tabii ki her zaman bu şah girişleri de olabileceği için e, siyah her zaman dikkatli olması lazım ama burada da tabii ki piyon Abına çıkmış durumda. G4 şah e7'ye gitti. G3 at d6 e, fi çarpı d6 şah çarpı d6 normalde ata karşı kale burada oynanması çok zor bir konum ama e, derler ya yatsın kalksın B piyonuna dua etsin Karsen burada ama tabii ki bunun hepsini çoktan ayarlamış durumda. Alt C4'e gitti. Şah D7. Ee, tabii ki şahı artık e, birazcık korumaya almamız lazım Ve ileride tabii ki a 5 tehditleri her zaman olacak Ama şahın d6'yı tutması gerekiyor O yüzden şah c5'e gitti Kale c2 ona da izin vermiyor Dikkat ederseniz Ama boş piyon hamleleri var burada Hatta boş dediği değil Üstüne e, belki de Bir tehdit de kazanmış oluyorsunuz Burada t 5 oynandı E-f5 g 5 ve artık D piyonumuzda bir geçer piyon Kale F2'ye gitti. At D6. At D6 ile orası savunuldu. Kale G2. At E4'te bir daha savunuldu. Kale B2'ye de bu sefer G4 oynanmış oldu. Kale B1 tabii ki siyahlar da beklemeyi tercih ediyor. At D2. Atı birazcık döndürüp belki de C4'e koyacağız. Oradan sonra şahı çektikten sonra belki at E5'te ilerlere girmiş olacağız artık. Kale H1'e döndü. Şimdi D5. H5 ve D6'nın ardından şah çek c8'e şimdi burada g çarpı h5 oynandı. Kale çarpı h5 hala dikkat etmemiz gerekiyor. E, buradaki piyon tempo ile alınırsa belki başımıza bir iş gelebilir. Ama şah c6'ya çok güzel bir şekilde saklandı. Şah b8'e gidiyor. Tabii ki piyon sürüşlerinde şahtan birazcık kaçmak için. At e4'e geldi artık şahı. E, burada sıkıştırmış durumdayız ve artık atın manevraları direkt ee, çok güzel bir kazancı çıkmış olacak. Kale çarpı F5. At C5 mecburen belki de burada vurmak zorunda kalacaksınız. Aksi takdirde şimdi burada hemen at E7 ve devamında şah nereye kaçarsa kaçsın B7 ve B8 artık at orayı koruduğu için burada direkt kazanca çıkmış oluyor. Yani kazancı çık, ee, o varyan kazancı çıkıyor da bu çıkmıyor mu? tabii ki bu da var. Şimdi e, burada şah 5in ardından siz şah b7 de gelseniz. Şah 8 de gelseniz. Burada tabii ki bu piyonun çıkmasına engel olamıyorsunuz. Belki tabii ki aklınıza direkt böyle de gelebilir. Ama basitçe şah c oynamanız bile. Devamında bu hamleleri e, kazanç olmasına sebep oluyor. Çünkü bu piyon çok çok uzakta. Ve daha bu konum gelmeden. tabii ki buradayken kaleye at değişmek yerine burada Hui Fan konuma birazcık baktıktan sonra oyunu terk ediyor ve Magnus Carlsen numara 1 Hui Fan'ı yeniyor diyelim. Evet, umarım keyif almışsınızdır. Satrançla ilgisi olmayan bazı arkadaşlar da varsa lütfen yorumlarda buraya kadar gelmişlerse en azından yazsınlar. Bu da beni mutlu eder diye söyleyebilirim. Arkadaşlar hala kanalımıza abone değilseniz abone olabilirsiniz ki ana sayfada daha çok çıkalım ve videoyu beğenerek aslında bize destek olmuş olursunuz ki video birçok kişiye önerilebilir. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşelim. Hoşça kalın. Bay bay.